Ya yüzünüze güldü mü bari? Bereket versin. Kısmetimizi aldık. Fazlası haramdır zaten. Neyin önü ağrıdı ya? Anlamadım. Beyin yok ki anlayasın. NATO kafa, NATO Mermet. Doğru konuş. Tırık sen de. Oğlum Allah sana bin boy vermiş. Ya. Sana da kelle kulak takmış boy vermiş. Hadi saatin. Küş. Hop, var ol bakalım. Kelleyi masa izleyeceksin gene. Akşama ders çalışacağız, unutma. Ben okumaktan, yazmaktan vazgeçtim. Bir ufak daha incelerim. Bu bir sırdır. Şimdi bu sırrınla denizin dibini boylayacaksın. Aptal, ben ölürsem Zeynep'in mektuplarını kim yazacak? Bak bu da olur. Bugünlük bağışladım seni. Gene de kafam bozuluyor Salih. Gün geçtikçe bu ayrılık içime işlemeye başladı. İlacı zaman ve sabırdır. Kalesine, kaleye kadar her yeri gezdik. Gazi türbesinde de yağmura tutulduk. Her neyse, hoş geldin. Sana da güle güle Salih. İyi geceler. Yanlış anlama, Salih'i kardeş gibi severim. İnanırım da. Fakat burası ufak bir yerdir. Bakarsın laf olur. Bana da ters düşer. Asıl sana yazıklar olsun. Sen ki bana hayatı öğrettin. Ölseydim de şu sözlerini duymasaydım. Defol dedim! Sabrımı tüketme! Defol sabrımı tüketme! Seni istedim. Vermedi abim. Belki de haklı. Seni seviyorum Salih. Ne? Seviyor musun? Abi, sus lütfen. Ama... Seninle evlenemem Salih. Zeynep? Ne farkı Salih? Seninle evlenemez o. Hiç kimseyle evlenemem. Yuva kuramam. Gelin olamam, ana olamam. Kötüyüm ben, kahveyim! İstanbul'da tuzağa düştüm, parayla sattılar beni! Yalnızdım, güçsüzdüm, acizdim, baş edemedim hayatla! Ölmek istedim, ölemedim! Kaçtım ellerinden, size sığındım! Her şeyi unuttum. Salih'i tanıdım, ümitlere kapıldım. Baba evi... Acelemiz var. Dün şehre geldi. Dün gece de seni ziyaret etti. Müdüre yalan söylüyorsunuz. Hastanede sahte bir yaralı bulunduruyorsunuz. Müdüre bir şey söylemiyorsunuz. Ve sarhoş ediyorsunuz. Ne yapıyoruz böyle hakikaten? Korkuyor musun? Hayır, kendim için korkmuyorum. Kaybedilecek bir şeyim yok ki. Ama sizin için korkuyorum. Artık genç değilsiniz. Hiç de temkinli davranmıyorsunuz, değil mi? Nereye gidiyoruz böyle? He? Ben 48 yaşındayım, sen de 25'indesin. Ama babam gibi konuşuyorsun. Biraz dikkatsiz davrandığınızı düşünüyorum, o kadar. Gene daldın patron. Bu gençliğimin müziği. Evine hoş geldin. Annem her akşamüstü şu kapıda beklerdi babamın. Babamın da en büyük zevki çiçekleri sulamaktı. Bu evi niçin satmadığın şimdi anlaşıldı. Nasıl satarım? Ben bu evde doğup büyüdüm. Bu bahçede oynadım. Burayı niçin gözlüyordunuz? Özel bir mesele. İki arkadaş bekliyorduk. Uzun saçlı, uzun etekli iki arkadaş.
Ben Sarahaylar'ı beklediğinizi sanmıştım. Öyle birini tanımıyoruz. Gördük. Kim söyledi size kaçakçılık yaptığımı? İsim veremeyiz. Öyle mi? Götürün bunları. Konuşsunlar. Yürü. Hadi bakalım. Hadi. Şaşıracak ne var? Geleceğini bildiğim için bir kadın tuttum, her tarafı temizlettim. Haber alıyor musun Lale'den? Evet. Sık sık mektup yazıyor. Münih'teymiş şimdi. Bir fabrikada sekretermiş. Geceleri de lisan kursuna gidiyormuş. Ne için üzüyorsun? Neden evlenmiyorsun? Sevdiğini sakın inkar etme. Seviyorum. Ama bizler evlenemeyiz Turgut. Arkamızda gözü yaşlı, dul bir kadın, babasız çocuklar bırakamayız. Bu gelişinde meslekle mi ilgili? Görevli misin? Eğer gerçekse bir canavarla boğuşacağız. Sayısız kolları olan zehirli bir ahtapotla. İşte bu adam. Haşmet Bey. Tanıyor musun? Yok, hayır. Ama sosyete sütunlarında sık sık adı geçer. Hayırsever bir adam olduğu bilinir. Ya. Bir melek mi yoksa şeytan mı anlayacak? Gene daldın patron. Bu gençliğimin müziği. Cem. Evet, bize